Sevgili LojiTV dostlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Fuarın 3. gününden, son gününden Ahmet hocamızla bir röportaj yapalım istedik. Ahmet hocamın çok güzel bir sergisi oldu. Sadece sergi değil, tabii ki 4-5 saat süren Konsumento'nun konuşulduğu çok güzel de bir etkinliğe imza attı. Ben öncelikle Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ahmet hocam, gerçekten müthiş bir etkinlikti ve müthiş bir sergi. Öncelikle kutluyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Yani bu emekleri belgeliyorsunuz ve zamanda kalıcılığını sağlıyorsunuz. Çok teşekkür. Evet, bu sergiyi açtık. Çok sağ olsunlar. Sergi organizasyonu bizi davet etti. Güzel de bir yer ayırdı. Faydalı bir faaliyet oldu bizim için. Bu sene İzmir'de bu ikinci diye biliyorum ben. Çünkü diğerine de katıldım. Diğeri de çok harikaydı. Bu da çok yüksek montanlı katılımdı. Bununla ilgili söyleyecekleriniz varsa alayım ama benim daha çok merak ettiğim şu alanda birlikte bir yürüyelim. Önünde en azından birkaç tanesinin hikayesini, anısını anlatmanız bizler için çok önemli bir nokta. Önce bir girizgah yapayım. Lütfen. Benim 1100 adetten oluşan 344 yıl öncesine dayanan bir koleksiyonum var. Ve bu günlerde belli oldu. İlk yurt dışı sergisi de Rotterdam'da olacak gelecek sene. Yani denizci ülkelerde biz denizciliğin sergisini yapacağız. Konsumento'nun dünyadaki ilk sergisini yapacağız. Burada tabii o 1100 Konsumento'dan 50 tanesini sergileyebildik. Tabii ki başlayalım buradan, ben size bazılarını anlatayım. Hepsine hakim olmak mümkün değil. Çünkü dünyanın her ülkesinden, her dilinden Konsumento var. Ya da hukuk diliyle Konsumento var. Tabii her dile hakim olmak ve o günün diline, örneğin Fransızca biliyorsanız bile, bugün çok iyi Fransızca bilseniz, o günün 17. 18. yüzyılın Fransızcası bambaşka. El yazıları var, bazıları okunabiliyor, bazıları okunamıyor. Böyle zor bir işe girdik ama deniz tarihine çok katkısı olabilecek bir şey. Bu sene ilk defa da dünyada konsümantolar hakkında binlerce kitap yazılmıştır ama Konsumento örnekleri yoktur. Dünyadaki ilk Konsumento örnekleri kitaplarını ciltler halinde yayınlayacağız. Bu serginin şeyi de, temel mottosu da Brüksel Konvansiyonu'nun Birleşmiş Milletler'de kabul edilişinin 100. yılı. Ve de sevgili Bülent hocamızın anısına bu sergiyi ithaf ettik. Buyurun. Harikasınız gerçekten. Tabii ki bunların hepsini bilmek mümkün değil Ahmet hocam. Lakin bunları sergileyebilmek, bunların üstünde çalışmak, çünkü çok büyük emeğinizin olduğunu ben biliyorum. Tek tek birilerini bulup bu dili tecrübe ettirmeye çalışıyorsunuz. İnşallah ilerleyen yıllarda bu yapay zekanın da hayatımıza girmesiyle sizin elinizdeki o büyük tarihi daha çok ölümsüzleştirirsiniz diye ümit edelim. Buradan başlayalım istiyorum ben açıkçası. İki tane İzmir Konsumentosu var. Tabii daha büyük de basılmasını sağlamamız gerekirdi. Burada görüyorsunuz Simirna diye yazıyor. Bunlar İzmir ticaret açısından, uluslararası ticaret açısından çok önemli bir limandı. Hala da öyledir tabii ki, şimdi daha da gelişiyor. Biz İzmir'le ilgili belki İzmir belgelerini ayrıca, İzmir konsümantolarını ayrıca özellikle sergilememiz gereken başka bir faaliyet yapacağız. Bu böyle öylesine sembolik olarak koyduk ve de dikkat ederseniz din şeyi var. Yani Allah'ın inayetiyle başlayıp amin diye biten bir özellik var. Burada ilk konsümanto, dün Taros dediğimiz İtalyan taşıyanı, Taros hattının temsilcileri buraya geldi. Hakikaten çok 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 şaşırdılar ve de bir işbirliği gibi bir düşünceleri oluştu. Umarım olur. İtalya'da İtalyanca dilinden oluşan, ki benim koleksiyonumun çok büyük bir bölümü İtalyanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, tabii Flamenkçe bile var. Her dilden var. Bu ilk konsümantom benim. 1680 zaten akademik olarak da üstadların üzerinde buluştuğu, konsümantonun yaygınlaştığı, kaptanlar tarafından itirazi kayıtlar konularak, sorumsuzluk kayıtları konularak yapıldığı, düzenlenmeye başlandığı yıl 17. yüzyıldır. Tabii ki akademisyenler şunu keşfetmişler, 1538'de ilk konsümantoyu tespit etmişler. Ama 17. yüzyıldır bu böyle. Böyle baktığımızda hepsinin ortak özelliği sorumsuzluk kayıtları var. İşte
Allah'la başlar, aminle biter. Çünkü denizde, denizdeki riskten dolayı denizci sorumluluktan kaçmak zorunda kalmıştır. Bu son derece doğal haktır. Size bir örnek vereyim. Denizde bir eşyanıza bir şey oldu, taşıyanın sorumluluğu doğdu. O sorumluluk sınırları içinde iki özel çekme hakkı diyorlar, SDR, Special Drawing Right. 2 kilogram başına 2 SDR. Havada bu 21 SDR. Yani bu kadar korunuyor böyle. Tabii üzerinde dini motifler var, çizimler var. Bakın gelebilirsiniz. Çok güzel el yazıları var. Mesela bu Tunus'la ilgili 1742, o 1680'di. Şimdi ilerleyelim. Mesela 1763. Ben resmen tarihi şey yaptım, belgeledim burada. Bakın bu da dini figürleri koyuyorlar Hristiyanlıkla ilgili. Örneğin bu 1798 yılı konşimentosu yine Tanrı'ya atıfta bulunarak ve amin diyerek, burayı çekebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani amin diyerek bitiriyor. Söylemez. Evet. Ve de yine Tanrı'dan birkaç kere bahsediyor. Under God, God's Grace diye amin diye bitiriyor. O zaman 4 orijinal basılmış ve yazının güzelliğine bakar mısınız? Six Pipes of Red Porto Wine diye. O zamanlar gemiler 25 metre, 30 metre, örneğin 1831'de Galapagos adalarına gidildiğinde bu evrim kuramı Darwin, gemisi, yelkenlisi 27 metreymiş. Yani düşünebiliyor musunuz? O yüzden deniz tehlikeleri, korsan saldırıları gibi şeylere karşı koyabilmek için tek başlarına çıkmıyorlardı. Burada yazıyor. For Colchester with convoy. Colchester'a giderken konvoylar halinde gidiyorlardı. Çünkü korunmaları lazımdı. Bunların üzerinde gemi yelkenlilerin resimleri var. Mesela her dilden tabii burada var şeyler. Buraya baktığımızda bakın. Allah'ın kanunuyla başlıyor. Kralın düşmanları, yangın, her türlü tehlike, işte nehirlerin, denizlerin, o navigasyon sırasındaki herhangi bir doğal afet falan filan, her türlü şeyden ben sorumsuzum diyor. Adeta bu taşımacı diyor ki, bu taşıyan diyor ki, arkadaş diyor, ben navlunu senden alırım. Allah izin verirse taşıyacağım, götüreceğim. Ama Allah izin vermedi, kralın, kraliçenin düşmanları saldırdı falan diyerekten sorumluluktan kurtuluyor ve de bu sorumsuzluk klozlarını koymayı mahkemeler hak olarak vermişler. Çünkü diyor, her baba yiğit denizin hiç umulmayan tehlikelerine karşı bu işi yapmayı üstlenemez. Bu sorumsuzluk verilmek zorundaydı. Almancası örneğin burada var. Mesela mitolojik şeyler de var, betimlemeler var. Yani deniz tanrısı, savaş tanrısı, ateş tanrısı, bir sürü şeyler var. Bunlar tabii akademik çalışmaya, bilimsel çalışmaya muhtaç şeyler. Mesela buraya baktığınızda böyle bir çizim var. Yani burada kuzu var, kartal var, adam var, bir sürü şey var. Yani mitoloji ile hayat iç içe geçmiş durumda. Burada bir mitoloji uzmanı bunu değerlendirmesi lazım. Evet. Şöyle geçelim. Bakın, para da taşınmış tabii. Bakın şu güzelliğe bakın. Zeytin ağacının dibinde zeytini topluyorlar, presliyorlar, fıçılara doldurup yelkenliğe veriyorlar zeytinyağı olarak. Paranın taşındığı bir şey var. Bakın bu da çok güzel bir görüntü. Bakar mısınız? Enstantane. Ne kadar güzel. 1841 yılı bakın. 1841. Tabii şunu söyleyeyim. Sanayi devrimi müthiş bir şeydir. Gelişme sağlıyor. Bakıyorsunuz Ahmet Aytuğ'un koleksiyonunda en çok konşimento 1830'lar ve sonrasında oluşuyor. Neden? Sanayi devrimi patlamış. Acayip bir gelişme var. Tabii sanayi devrimi tek başına yeterli değil. Tarım devrimi de gelişiyor. Tarım aletleri gelişiyor. Bakın ben size göstereyim. Şurada. Tarım aletleri gelişiyor. Bak bunlar. Şu ve şu. Bu firmaların kendi konşimentoları. Tarım devrimiyle birlikte köylerde tarım daha kolay yapılabildiği için nüfus göçü sanayi devrimiyle o fabrikalara gidiyor. Fabrikalara taşınmak zorunda kaldı. Ve de üretim, tüketim, arz, talep çok çok fazlalaştı. Dünyada bugün dahi denizde
dünyada taşınan emtianın %90'ı denizde taşınıyor. O zaman da öyleydi. Yani evet, hava var, kara var, tren var, deniz var, iç su yolları var ama tren zaten sanayi devrimi ile 1825'te lokomotifin, buharlı lokomotifin icadıyla başlıyor. Onunla birlikte insanoğlu icat ediyor tren yolu taşımacılığı. Kara zaten araçlar gelişmediği için çok şey kullanılmıyor. Havanın da kargo taşımacılığı olarak baktığınızda tarihi 1940'lar falan, yani 1900'lü yılların başında da var ama profesyonel kargo taşımacılığı bu. Ama denize baktığınızda 5. yüzyıldan milattan önce Rodos yasalarıyla başlayın, Roma hukukuna gelin ve kıyamet gibi bir gelişme var. Mesela bu sapanı icat etmiş adam. Fabrikanın, bu gemi taşıyanı değil. Ve eşyayı teslim ettiği geminin kaptanına kendi konşimentosunu şey yapıyor, imzalatıyor. Bu vatandaş da mısır ayıklama makinesi yapıyor. Bakın, yıla bakalım, 1858, işte sanayi devrimi, o 1700, o buhar gücünün keşfi ile bazıları diyor ama öyle değil. O buhar gücünün, üretimin, makinelerin hayata geçmesi sonrasıdır. Ondan 100 yıl sonradır. İşte burada onu görüyoruz ve bu da kendi konşimentosunu dizayn etmiş ve gelen kaptana imzalatıyor. Tabii kumlar var üzerinde. Yani Amerika İç Savaşı çok çok önemli bu gelişmede. Mesela bu 100. yılını hatırladığımız, kutladığımız Brüksel Konvansiyonu'nun aslında temeli 1893 Harter Act. Harter Act de Amerika'da çıkan yasadır. İç savaşta gemileri çok zarar alıyor, kargo gemileri. Ve diyor ki bu taşıyanların, ya ben Allah izin verirse götüreceğim, taşıyacağım, bana kimse sorumluluk yüklemesin savını ortadan atıyorlar ve taşıyanın da sorumluluğunu şey yapan, hatırlatan kanunu yapıyorlar ve Brüksel Konvansiyonu'nun Lahey'de 1921, ama Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de tartışılıyor bu. Birinci Dünya Savaşı kesiyor. Onun referansı Amerika'daki Harter Act'dir. Pullar var, bir sürü sorumsuzluk. Bakın, yazılar çoğalmaya başlıyor. Dikkat eder misiniz? Yani zaman ilerledikçe daha yoğunlaşıyor. İşte bu ulusal kanunlarla birlikte yoğunlaşıyor. En son nereye geliyor? Bu şekle dönüşüyor. Bunun arkası da dolu. Bakın, Turkish State Line bu. Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. Ve bu çok ilginç. Bunları tek tek inceleme şansınız varsa çok ilginç şeyler çıkıyor. Örneğin Suat Aktolga askeri ateşe kendisine bir şey getiriyor. Buzdolabı getiriyor. Peki kim bu Suat Aktolga diye baktığınızda ihtilal generallerinden birisi. 1960 ihtilali generallerinden bir tanesi diye karşınıza çıkıyor. Tabii bakın, burada Antalya Umumi Nakliyat. Şimdi 1945. Bu adamlar ne yapıyor? Ya şuraya baktığınızda Türkiye'nin düzenli hat taşımacılığında dahili kabotajda ne kadar yetenekli olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar aslında geriye gittiğini görüyorsunuz. Yani deniz taşımacılığında bunlar dahili kabotajda şey yapıyorlar. Konşimento düzenliyorlar. Fransızca Connaissement diye yazmışlar buraya. Çok güzel bir belge. Zamanında konuşmento olarak da aslında hukukta, hukuk adamları ve ticaret kanununda konişmento yazıyor. Ama biz konşimento diye konuşuyoruz. En son şu var. Mesela Türk Hava Yolları 1960 yılında bunu özellikle koydum. Bu konşimento değil. Yani hava taşımacılığındaki taşıma belgesi konşimento değildir. Ama konşimento diye yazmışlar. Çok kıymetlim bu benim. 1960 yılında Adana'dan Diyarbakır'a taşınan bir yükle ilgili. Çok da güzel bir not var üstünde. Yalnız dahili nakliyat içinde oluyor. Tabii ki. For internal carriage only diyor. Evet, öyle. Ahmet Hocam, inanılmaz bir tarih var. Kaldı evet. Ki biz daha bunun %1'ini bile görmemiş oluyoruz. Yani 1100 evet. Konşimento'dan burada 50 tanesi var. Kaldı evet. Ki daha çok çok belge var ve siz bunun için inanılmaz bir zaman harcıyorsunuz, efor evet. Harcıyorsunuz. Bu insan doğaüstü bir şey, bu tartışmaz ve kutluyorum. Benim en çok merak ettiğim bu belgelerde, şimdi dönemsel olarak evet, genelde bugüne kadar insanoğluna kalan demir aksamları olan, işte tarihi yansıtan,
maddi değerleri olan belgeleri bugüne kadar insanlar saklamışlar. Evet. Sikkeler, paralar, evet, altınlar, evet, gümüşler vesaire vesaire, kupalar. Bugün baktığınızda kağıdı saklamak çok kolay değil. Yani bugün şöyle bir düşünüyorum, irsaliye diye düşünelim, yol irsaliyesi, evet, ya da farklı, evet, bir noktada. Herhalde 5 sene geriye gitseniz bir tane irsaliye bulamazsınız. Evet, bir dönem insanlar pul saklıyorlardı, onda bir koleksiyonu vardı, yani evet, bir anı vardı, evet, bir olay vardı. Lakin bunu dünya konjonktürüne baktığınızda gerçekten dünya konjonktüründe hani neredeyse kimsenin aklına gelmeyen ve bulunamayacak şeyler. Evet. Fakat dönüp baktığınızda birileri bunları bulmuş, saklamış ve siz bu işe deniz sevdanızdan dolayı da, evet, bir önem vermişsiniz. Sorum şu aslında, bu kadar kağıt bugüne kadar nasıl saklanmış? Çünkü kağıttan bahsediyoruz, evet, yani, evet, kolay, evet, bir şey değil, evet, ciltten de bahsetmiyoruz. Cilt, kitap anlarım ama, tabii, kağıt nasıl saklanmış? Burada hiç çalışma yaptınız mı? Vallahi şöyle söyleyeyim, bir kere derdimizi açtım, ben o konuda bir şey söyleyeyim. Yani bu ülke tarihsel olarak ticarette, felsefede, her anlamda, kültürde, yani Mezopotamya'dan Anadolu'ya geldiğinizde uygarlıklar göç etmiş, yerleşmiş bu topraklarda. Belge birikimi açısından, tarihe miras sahip çıkmak açısından çorak topraklar. Yani çok verimli topraklarda ama biz çöpe atıyoruz. Yani bu anlamda çok kötü. Bir de tabii sizin bahsettiğiniz hani demirden, bakırdan yapılan, şimdi İzmir'de konuşuyoruz. İzmir'de gemi söküm yerleri var değil mi? Türkiye'yi gezin bakalım, o gemiden sökülen çok kıymetli nadide eşyalardan kaç tanesi? Siz geldiniz, gördünüz. Ben yüzlerce gemi eskisini de biriktirdim. Ama Türkiye'den dışarıya gidiyor bunlar. Bakın, ben bit pazarı müdavimiyim. Görüyorsunuz, Anadolu'yu gezdiğinizde, ki ben Arkas döneminde çok gezdim, her yeri hemen hemen gezdim. Köylere gittiğinizde her bir köy potansiyel etnografya müzesi. Fakat bu etnografya müzesi dediğiniz köyleri soyuyorlar, soğana çeviriyorlar ve de yerli işbirlikçiler, ben onlara işte vatan haini onlar bence. Kapıdan kilidi söküyor, pencereden demiri söküyor, o kök boyama halıyı alıyor. Ferikköy'de, orada burada kurulan bit pazarlarında sizin dediğiniz o kıymeti bilen yabancılar geliyorlar. 3 kuruşa bizim tarihsel, kültürel, arkeolojik değerlerimizi alıyorlar. Bizimkiler de para kazandıklarını satıyorlar. Halbuki fakirleşiyoruz. Yani fakirleşiyoruz. Bunlar kağıtlara gelince, şimdi ben bunları, bu soruyu merak ettim ve gerçekten sadece bunun için İsviçre'de bir kağıt müzesi var. Oraya gittim. Meğerse bu kağıdın nasıl yapıldığını falan anlatıyorlar. Cehaletim tabii. Türkiye'de yoktur diye bir ön yargıya, kötü bir ön yargıya şey yaptım. Meğerse bizim de Yalova'da Çınarcı'ya giderken sol tarafta kağıt müzemiz varmış. Adamlar anlattı. O zaman ustaların ürettiği kağıtlar ve de markalarını ışığa tuttuğunuzda gördüğünüz kağıtlar var. Ve kullandıkları mürekkepler falan son derece kağıt üzerinde dayanıklı. Hatta bazıları ölçüsü fazla kaçmış, kağıdı yakmış böyle, kendi izini bırakmış. Saklamak çok kolay değil. Onun için burada orijinalleri ilk sergimde, dünyadaki ilk konşimento sergisi 2014 yılında tarafımca açıldı ve Deniz Müzesi'nde, Beşiktaş'ta açıldı. O zaman orijinalleri sergiledim. Sonra CMI dediğimiz 1893 olsa gerek kurulmuş, deniz ticaret hukukunda otorite dünya örgütü, Birleşmiş Milletler'in de danışmanı olan örgüte, aynı yıl sergi açtım Türkiye'yi ziyaret ettiklerinde orijinalleri. Ama artık korktum. Dedim ki yani ben şöyle bir sorumlulukla baş başayım. İnsanlar bir şekilde saklamışlar bunu, benim elime geçmiş. Ben buna aynı sorumlulukla, daha da ağır, sahip çıkmak zorundayım. Şu anda bir bankanın kasasında bunların orijinalleri. Görsellerini şey yapıyoruz, sergiliyoruz. Ama tabii çok net söyleyeyim. Mesela Red Bill of Lading diye bir şey okudum. Tamam mı? Şimdi bu terminolojide yok. Kitaplarda da okumadım. Mesela ship's husband diyor. Geminin kocası diye çeviriyorsunuz. Ama onun anlamı o konşimento üzerinde bambaşka yerlere varıyor. Sebebi bambaşka şeyler. Ve bu konşimentolar benim tarafımdan basılıp da birkaç cilt halinde bu sene çıktığında ileride çok referans alacak bir kere. Yani Ahmet Aytoğan'ın bu kitabında bu konşimento da bunu diyor diye. Tabii bu benim haddime değil, bu benim
yeteneklerimi çok çok aşan, çok ciddi uluslararası akademik bir örgütlülükle yapılabilecek bir çalışmadır. Ben ne yapacağım? Annemin babamın anısına diyerek hiçbir yorum yapmadan sevgili Bülent Sözer'i yine hatırlayalım. Hocam 2016'da evine gittim ve örnekleri götürdüm. Bir dakika dedi. Ben sağ salimken, kafam yerindeyken sana bir ön söz yazayım. Sen bunun kitabını çıkaracaksın. Ne yazık ki bu sene kaybettik. Allah ve ben Rotterdam'da da açsam, nerede açarsam açayım, o entelektüel, o yüreği güzel Bülent Sözer hocamın anısına açacağım bunu. Bu sene de 100. yıl olduğu için Brüksel Konvansiyonu böyle. Çok uzun oldu ama. Estağfurullah Ahmet Hocam. Bizim için en önemli nokta şu, uzun olması değil, lezzetli olması. Saatlerce diyebiliriz. Çok kıymetli işe imza atıyorsunuz. Çünkü kıymet bilenler her geçen gün azalıyor. Evet. Bugün bir dost sohbetinde de çok kıymetli bir dostumuz çok güzel bir şey söyledi. Sohbet edecek dostlar her geçen gün azalıyor dedi. Evet. Bu belki bizim yaşlandığımızdan dolayıdır, yaş aldığımızdan dolayıdır. Eksiliyor çünkü. Hayat hızlı gidiyor. Evet. Gerçekten değerli, kıymetli bir işe imza atıyorsunuz. Ben bir kere daha kutluyorum. Teşekkür ederim. Çok daha güzel şeyleri Loji TV'de yayınlarız. Ben son sözlerinizle birlikte programı kapatalım istiyorum. Ya tabii. Şimdi bu yadsınamaz bir başarı, ısrar. Şimdi bu tabii bu ısrar ne? Hayatınızı buna adıyorsunuz. Yani gece 3'te kalkıyorsunuz, bir yerde, dünyanın bir yerinde bir konşimento satılıyor, onu takip ediyorsunuz, almaya çalışıyorsunuz. Alıyorsunuz, uykunuz kaçıyor sevinçten, alamıyorsunuz, uykunuz kaçıyor üzüntüden. Ama bir şey konusunda uğraş veriyorsak, bunda ısrarcı olup peşinden gitmek lazım. Çeşitli engellemelerle karşılaşabilirsiniz ama engelleri yıkacak olan da sizsiniz. Sonuçta şu var, sizin özünüzde ne varsa onun peşine gidin. Her ağacın kurdu özünden olur diye bir laf vardır. Benim içimdeki kurt iyiye doğru kemirdi beni ve ben bu yolu izledim. Çok da mutluyum. Yani dünyaya 10 kere gelsem yine deniz taşımacılığı, tabii daha bir bilinçle giderim. Yani dünyada şu ana kadar ben de konşimento koleksiyoneriyim diyen çıkmadı. Vardır mutlaka ama ben böyle çıktım işte, Don Kişotluk yapıyorum. Estağfurullah, harikasınız. Çok teşekkür. Sevgili Loji TV dostları, tarihe tanıklık yaptık diyelim. Uzun yıllar bu tarihte kalacak, Loji TV'de bizden sonraki nesillere dijital köprü olacak. Ben Ahmet Hocama gerçekten sonsuz teşekkürler ediyorum. Gerçekten çok renkli bir kişiliği var. Sektör içerisinde birçok verdiği eğitim var. Birçok noktada gençlerle birlikte, zaten hani deniz sektöründe Ahmet Hocamı tanımayan yok. Ben verdiği bilgilere, sektöre kattığı emeklere sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu ve bunun gibi kıymetli dostlarımızı hep birlikte yaşatmamız lazım, değer katmamız lazım. Her zaman söylediğim gibi sevgiyle kalın, lojistikle kalın ve tabii ki Loji TV'de kalın. Çok teşekkür ederim.